Selam dostlar, nasılsınız? Evet dostlar, şu anda bir ceviz bahçesinde beraber bir gezintiye çıkalım istedim araçla bu sefer. Bilmiyorum, böyle bahçeyi gezmek benim hoşuma gidiyor bazen. Yürüyerek gezmenin dışında araçla da böyle dolaşmayı seviyorum. Bunu da bir sizinle paylaşayım dedim yine. Burası Türkiye'de Uzunköprü'deki bahçemiz. Bakın bu kenarları görüyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Su yetmiyor. Ağaçlar kenarlara geldikçe küçülüyor. Bunlar artık normal şeyler. Ve ot mücadelesi yeterince yapılmıyor. Yavaş yavaş otlar geri basmış. Bunları görmeyin siz, güzellikleri görün. Meyveleri görün, cevizlerin duruşlarına bakın. Yani çok şükür 8'e 5 yapmıştık burayı. Ve aralar kapatmaya başlamış görüyorsunuz. Bu 5. senesi. 5 yaşında bu ağaçlar. Ve meyveler de çok şükür. Bundan sonra her geçen sene biraz daha artacak. Kalibreleri iyi. Meyvelerin büyüklüğü. Evet. Güzel ağaçlarımız şöyle. Bunların yanında bir selfie çekilelim mi? Yine araçtan. Evet. Araçtan da bir gezinti yapalım. Yani yavaş yavaş yaşlanınca artık herhalde araçla gezdirecekler bizi bahçelere. Şimdilik daha o zamana var. Şimdilik geziyoruz. Keyiften bir araç turu atalım dedim sizinle. Buraya kirli bir toprak yapısı vardı. Birçok yerde. O yüzden sırt yapmak zorunda kalmıştık. Sırtlar yavaş yavaş eriyor tabi. Ama ot mücadelesini kaçırdılar bu sene burada. Eleman, personel yetersizliği oldu. Eleman bulamadılar. Ve ot mücadelesi yapılamadı fazla. O sıkıntıyı görüyorsunuz işte. Ha, buna rağmen ceviz dayanıklı bir bitki. Her şeyle mücadele ediyor. Fakat cevizi susuz bırakmayacaksınız arkadaşlar. Cevizi susuz bırakmayacaksınız. Ceviz suyu çok sever. Her zaman için en önemli şeyi su. Hele hele yani çetner dikmişseniz, çok meyve istiyorsanız su, su, su. Evet, sürgünlerimiz var. Meyvelerimizin yanı sıra böyle uzun 1,5 metreyi bulan sürgünlerimiz de var. Ağaçlarımızın gelişimi güzel. Biz öyle görüyoruz. Bilmiyorum dostlar, siz ne diyorsunuz? Yani kuzguna yavrusu şahin görünürmüş derler. Kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş. Biz böyle görüyoruz ama siz ne diyorsunuz? 5 yaşında bir bahçe burası. Tabii bir sürü badireler atlattı. Yani bir sene su sıkıntısı çekti. Bir sene ot boğdu. İlk sene ta Temmuz'a kadar su veremedik. Birçok şey yaşandı ama tabii bunları bahane olarak görmemek lazım. Görmüyoruz da yani. Burası 550 dekarlık bir bahçe. Ufak bir yer değil yani. Tabii büyük bahçelerin bakımı da ona göre zor oluyor. Ayçiçeklerinin görünüşü de muhteşem duruyor değil mi dostlar? Ama bizim cevizler kadar güzel görünmüyorlar gözümüze. Hem aracı sürüyorum hem size kameramanlık yapıyorum arkadaşlar.
yok. Allah nazardan saklasın. Bahçemiz güzel görünüyor. Otlar da nazarlık zaten. Hasat yapacağız. Önceki sene susuz bir yaz geçirdiğimiz için geçen sene doğru dürüst hasat almadık, budadık. Bu sene ağaçlarımızdan ilk hasat diyebiliriz. Yani geçen sene aldık birkaç ton da önemli değil. Bu sene ilk hasat yapacağız. Seneye inşallah güzel bir şey bekliyoruz. Ama tekrar diyorum, hani Türk atasözü var ya, ne kadar ekmek o kadar köfte. Siz bahçeye ne kadar bakabilirseniz bahçe de size o kadar bakacak. Bakın, bölgeler arasına geldikçe suyla alakalı dengesizlikler karşımıza çıkıyor. Ve yukarı doğru geldikçe bahçenin en alt kısmı, en fazla suyun gidebildiği yer, daha büyük ağaçlar. Yukarı doğru geldikçe ağaçlar küçülüyor. Geldikçe küçülüyor. Niye? Su dengeli gitmiyor da o yüzden. Su projesi yanlış yapılmış, sulamacısı iyi değilmiş. O yüzden bir yere az, bir yere çok su gidiyor. O yüzden dostlar, bizim işte bir yanlış bütün doğruları götürür. O yüzden yanlış yapmamaya çalışacaksınız. Doğru toprak, doğru iklim, doğru fidan, doğru dikim, doğru sulama, doğru gübreleme, doğru budama. Bunların hepsi doğru olmazsa doğru ot mücadelesi. Bunların hepsi doğru olmazsa, bunların içerisinde bir tanesi yanlış olursa, diğer doğruları maalesef götürüyor. Ha, bunu söylerken de yine ceviz en, dediğim gibi, dayanıklı bir ağaç. Birkaç sene olduğu yerde beklese de birkaç sene sonra bahçe sahibi karar verirse bahçeye bakmaya, o zaman geri toparlayabiliyor, düzeltebiliyor. Ve kök çürüklüğü, her zaman korktuğum şey, bakın şu ağaçta görüyorsunuz, bu şekilde ölen ağaçlarımız da var, kök çürüklüğü. Dikim sırasında köke hayvan gübreleri gelebiliyor, yakıyor orayı, yoğun şekilde gelirse, karıştırılmadan dikilirken içerisine atılan hayvan gübreleri de aynı şekilde zarar verebiliyor. Bu şekilde oluyor. Topraktan bulaşabiliyor. Fidandan bulaşabilir. Bunların hepsine dikkat etmek lazım. Kök çürüklüğü belirtisi görüldüğü dakika mücadele etmek lazım. Ve kesinlikle bir ağaçtan diğerine taşımamak için gerekirse dip çapası yapılmamalı. Ve ona sürülen makas diğerine dezenfekte edilmeden sürülmemeli. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için genelde yan yana olan, yakın olan, birbirine yakın olan ağaçlarda daha fazla görülür. Evet dostlar. Sizi çok daha fazla yormayayım. Ceviz kulenin önünde bitirelim bu işi. Evet, ceviz kulemizi görüyorsunuz değil mi? Bir ceviz kalemiz vardı, bir de ceviz kulemiz.
İstanbul Ceviz Kulemiz. Sulama havuzumuzun hemen yanında. Bunun alt kat yemekhane, çay ocağı olacak. Orta kat ofis olacak. Üst katta teras. 3 kat. Burası 10 metre yüksekliğinde. Güzel bir kale, kule yaptık daha doğrusu. Orada sulama havuzumuz. Evet dostlar, hoşça kalın. Bir başka bahçede görüşmek üzere.